Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde yeni bir flow yapacağız. Bu flow sayesinde herhangi bir account'u kopyalamayı öğreneceğiz. Şöyle diyelim ki Edge Communications'ın içine girdiniz. Buraya girdiğiniz zaman şurada yukarıda New Contact, New Case, New Note dediği yerde bizim clone şu şekilde clone Account diye bir butonumuz olacak. Biz bu butonun üzerine tıkladığımız zaman bu account'un kopyasını yapacak. Yani bütün bilgiler aynı olacak. Tabii ki ayrısı farklı olacak. Yeni bir account oluşturacak. Ama bütün bilgiler aynı olacak. Diyelim ki fon numarı var. Website'i var. Bütün bilgileri aynı olacak arkadaşlar. Bu şekilde bir buton yapacağız. Bu butonu biz Flow yardımıyla yapacağız. Yani butona tıkladığımız zaman bizim Flow'umuz çalışacak of sayesinde bu accountu kopyalamış olacağız. İsterseniz başlayalım yapmaya. Öncelikle setup'a gitmemiz gerekiyor. Setup'tan flow'lardan yeni bir flow oluşturmamız gerekiyor. Setup'a gidiyorum şu anda. Flow'larımıza e, gelelim ve yeni bir flow oluşturalım arkadaşlar. New flow diyorum. Bu flow'umu screen flow yapmak istiyorum. Screen flow şeklinde yaparak bazı bilgileri benim girmem gerekiyor. Ya da girmek şart olmayacak ama girmek gerekebilir. Screen flow'u seçiyoruz arkadaşlar. Create diyoruz. Daha sonra başlıyoruz teknik yapmaya. Şöyle hemen başlayalım. Bir screen'e ihtiyacımız var. Bir screen alalım. Bu screen'de şöyle Şöyle bir şey olsun. Diyelim ki bu screen'imize bir isim verelim önce. Buna ne diyelim? Account screen diyorum. Şu şekilde bir isim verebilirsin. Herhangi bir isim olabilir, fark etmiyor. Buna account screen diyorum. ondan sonra bunun içine bir text koymak istiyorum arkadaşlar. Display text Display text'imizi koyuyorum. Diyorum ki e, şimdi burada bizim hangi e, account'u kopyalamak istiyorsak onunla alakalı bazı bilgiler gireceğiz. Buna da ne diyelim arkadaşlar? E, account info diyelim. Account info şeklinde yazalım. Ya da isterseniz clone account screen şeklinde bir isim verelim. Buraya şöyle bir yazı yazalım. The following account will be cloned şeklinde bir yazı yazalım. Biz bu yazıyı görmek istiyoruz. Şöyle yapalım isterseniz. Ama hangi account'u kopyalayacağımızla alakalı elimize bir bilgi yok. O yüzden bunu kaydediyorum. Ekliyorum. Daha sonra bu account screen'den önce ben kopyalamak istediğim rekordu e, bulmam gerekiyor. Hangi account'u kopyalamak istiyorsam onu e, burada göstermek istiyorum. Onun bazı bilgilerini kullanmak istiyorum. Aslında şunu yapmak istiyorum. Ben hangi account'u kopyalamak istiyorsam onun adını ve id'sini benim screen'de göstermek istiyorum. O yüzden bundan önce bundan hemen önce get record e, dml ini kullanarak rekordumuzu get yapalım. Get record'a tıklıyorum ve buradan get account diyorum. Ya yani kopyalamak istediğim account'u buradan alıyorum. Almaya çalışıyorum. Nereden alacağız arkadaşlar? Hangi objekten? Account objektinden alıyoruz. Şimdi burada bir şartım var benim. Nasıl bir şartım var? bütün account'ları almayacağız. Account ID'si, ID'si neye eşit olan? Burada ID'si bir variable'a eşit olması gerekiyor. Burası çok önemli. Buraya tekrar geleceğiz ama öncelikle bir variable'a eşit olması gerekiyor. Ee, bizim e, bir record id'imiz olacak. Ona eşit olması gerekiyor. Burada e, yani bir variable oluşturmamız gerekiyor. Bir variable oluşturalım. Ve ona eşitleyelim. Şu şekilde record id diye bir variable oluşturuyorum ondan sonra hangi obje teda type ne olsun text olsun çünkü bunu ben buraya id koymak istiyorum id'yi buraya koymak istiyorum arkadaşlar available for input diyelim output seçebilirsin çok problem değil ondan sonra burada done diyelim evet şimdi buradaki en önemli kısım burası arkadaşlar bu bizim buradaki record id ne bu record id arkadaşlar bizim ee, şöyle diyeyim. Siz şu ekrana geldiğiniz zaman herhangi bir account'u açtığınız zaman bunun bir ID'si var arkadaşlar. Bunun ID'si şurada görüyorsunuz. Ben bu ID'yi buradan alacağım. Yani ben e, burada Flow'umu açtığım zaman bu sayfanın içinde olduğum için bu ID'yi get yapıyoruz. Bu ID'yi alıyoruz. Ve ben bu ID'yi şurada kullanıyorum. Buraya koyacağız arkadaşlar. Bunu sonraki e, e, adımlarda göreceğiz. Çok önemli bir nokta burası. Eğer siz Quick Action yapmak istiyorsanız Flow'larla bunu kullanmanız gerekebilir. O yüzden burası önemli. Daha sonraki adımlarda ben bunu göstereceğim. Şimdilik şunu bilelim. Biz objeklerden tek bir account almak istiyoruz. Bu account'un ID'si de benim şuradaki ID'ye eşit olsun diyorum. Şuradaki ID'ye eşit olmasını istiyorum. Bu ailenin şu anda ne olduğunu bilmediğim için çünkü bir sürü ID var hangisi olacak? Ben oraya bir variable koyuyorum. Adını record ID diyorum. Ve bu record ID buna eşitleyeceğiz arkadaşlar. Bunun sonraki adımlarda göreceğiz. Şimdi devam edelim. Bu şekilde bir e, account almış olduk. Ama şu anda hangi account aldık onu bilmiyoruz. Hangi account aldığımızı ne zaman bileceğiz? Siz accountlara gelip hangi accountun üstüne tıklarsanız onun ID'sini alacak arkadaşlar. Diyelim ki Edge Communication'a tıkladınız. Onun ID'sini alacak. Sample Account'a tıkladınız. Onun ID'sini alacak. Ya hangi account'un içine girerseniz onun ID'sini almış olacak arkadaşlar. Onu göstereceğim. Şimdi buradan devam edelim. Madem ben account'u almışım. Bunun içindeki bilgileri ben screen'imde kullanabiliyorum. Screen'imizi açalım. Sonra buraya gelelim arkadaşlar. Şöyle diyelim. ID'sini alalım önce. Diyelim ki hani diyor ya the following account will be cloned. Hangi account? Onun id'sini alalım. Nereden alıyoruz? Insert a resource kısmından biz get account diye bir account almıştık. Bir önce oluşturduğumuz get records kısmıyla oluşturduğumuz account bu. Bunun biz id'sini alabiliyoruz arkadaşlar. id'sini alıyorum. Şöyle id'sini alıyorum. Bir de adını alalım isterseniz. Account name diyorum. Hangi account'u kullanılacaksam onun bilgilerini yazıyorum. Burada yine eee account kısmından bu rekordumuzun yani e, yine söylüyorum. Şurada açtığınız rekord hangisi ise o diyelim ki şu anda biz Edge Communications'a tıkladığımız zaman ve biz burada flow'umuzu çalıştırdığımız zaman Edge Communications'ın Communications ID'sini ve adını orada bize gösterecek arkadaşlar. Hemen yapalım. Ne yapıyoruz daha sonra? Account name'i koyuyoruz yine aynı yerden cat account'tan ne diyoruz? Name diyoruz ve name'ini de buraya koymuş oluyoruz. Bu account oluşmuş olacak. Bunu isterseniz yeşil yapalım bu şekilde. Dolu diyorum. Kalın yapıyorum. Bu şekilde bir account oluşacak. İsterseniz bunları siyah yapalım. Bilgiler siyah olsun. Siyah nerede? Burada siyah gözükmüyor. Şurada. Biz bunu siyah yapalım. Şu şekilde account name'i de siyah yapalım arkadaşlar. Şöyle siyah yapıyorum, dan diyorum. Bu şekilde, bunu dan yapalım. İsterseniz bir kaydedelim. Save yapalım. Buna adını Clone N Account olarak koyuyorum arkadaşlar. Bunu kaydediyorum. Şimdi run yaptığınız zaman bilgiler gelmeyecek arkadaşlar. Görüyorsunuz gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü ben size ne demiştim? Account'a tıkladığınız zaman Account'un ID'sini alacak. Burası çok önemli. Bu videonun üzerine biraz e, durmanızı istiyorum. E, Account'u aç, açınca otomatik ismini alacak ve ID'sini alacak. Şu anda görüyorsunuz hiçbir şey almıyor. O yüzden yapmanız gereken şey şu. Öncelikle bu Flow'u dışarıda kullanmanız için bunu Activate yapmanız gerekiyor. Activate yapıyorum. Daha sonra geri gidiyorum. Burada arkadaşlar oluşturduğumuz Flow'un şurada görüyorsunuz e, detail kısmına gideceğim. Bu flow'un detail kısmı şurada. Detail kısmına gidip bunun linkini almam gerekiyor. Çünkü linkini kullanacağım. Nerede kullanacağım? Bir buton oluştururken. Şurada URL var görüyorsunuz. Bunu alıyoruz. Bunu kopyalıyoruz. Daha sonra Object Manager'a gidiyoruz. Account'a gidiyoruz. Buton, yeni buton oluşturuyoruz. Yeni bir buton oluşturuyoruz. Burada new action, e, sorry bu değil. New buton diyorsunuz. Ve bu butonun adını koyuyorsunuz. Ne olsun? Clone Account olsun. Bu şekilde adını yazdıktan sonra Page buton seçmeniz gerekiyor. Şuradan Detail Page butonu seçiyorsunuz. Ve linkinizi buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Flow, Clone and Account. Şimdi ben bunun içinde şu açtığım account'ın ID'sini almam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden diyorum ki hemen burada bir soru işareti koyuyorsunuz ve daha sonra bizim oluşturduğumuz variable vardır. Record ID. Bu record ID'yi şu şekilde eşittir diyorsunuz. Süslü parantez ünlem işareti account.id'ye eşit diyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde siz soru işaretinden sonra oluşturduğunuz variable'lara bu bizim o anda açtığımız account'un bilgilerini alabiliyorsunuz. Ben ne yaptım? Record ID'ye account'un ID'sini koydum. Başka bir zaman şunu da yapabilirsiniz name dersiniz. Bu account'un name'ini alabilirsiniz. O zaman şununla devam etmeniz gerekiyor. And deyip aynı şekilde devam etmeniz gerekiyor. Ama bana bir variable lazım. O yüzden unutmayalım arkadaşlar. Soru işareti oluşturduğumuz variable'ın adını yazıyoruz. Eşittir. Süslü parantezler içinde ünlem işareti, account id. Bunu çok kez kullanmışsınızdır. Daha önce bu şekilde bunu görmüşsünüzdür. O yüzden bu bir kalıp. Bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Gördüğümüz zaman bu neydi demememiz gerekiyor. Siz bunu kaydettik, e, kaydedince şöyle kaydediyorum. Ne diyor? Bu diyor şu anda kullanılmayacak diyor. Ve patch layout'a koymanız gerekiyor. Kaydedelim. Sonra bunu biz gidelim patch layout'ta, patch layout'umuza koyalım arkadaşlar. Geliyorum. Clone account burada bir yer olması lazım. Mobile lighting'ine gidiyorum. Clone account burada. Bunu alıyorum, buraya koyuyorum arkadaşlar. Nereye gitti bakalım? En sona gitti. Bunu alalım, biraz başa koyalım. Şurada dursun. Evet. Burada dursun. Save yapıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Şimdi accountlarımıza gidelim. Bu accountumuzu refresh yapalım. Evet. Clone account'a tıkladığınız zaman arkadaşlar şimdi açılan pencere biraz farklı olacak. Ne gelecek? Bakalım. Account'umuzun id'si geliyor. Ve account'umuzun name'i geliyor. Artık biz e, bu account'un görüyorsunuz. Edge Communications. Siz başka bir account'a tıklasaydınız şöyle yapalım. Başka bir account'a tıklayalım. E, clone account'a tıklayınca şimdi ID değiştiği için isim de değişiyor arkadaşlar. Ve biz bunları kullanarak artık istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Şimdi tekrar flow'umuza flow gidelim. Şuradan flow'lara geliyorum. Benim flow'um e, nerede? Şurada değil. Clone olması gerekiyordu. Şöyle bir clone account. Bunu açıyorum. Şimdi devam etmem gerekiyor arkadaşlar. Ya şu anda hiçbir şey yok. Finish deseniz biter yani. Sadece bir screen var. Başka hiçbir şey yok görüyorsunuz. Finish finish deyince hep aynı yere geliyor. Benim bir account create yapmam lazım arkadaşlar. Aa, o yüzden hemen ne yapıyoruz? Create account yapmamız gerekiyor. Şurada. Screenden sonra. Diyoruz ki bir account create yapalım. Create record. Create record kısmına diyorum ki create new Account diyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Daha sonra ee, One diyorum. yüz Separate Resource diyorum. Tek tek kendi mapping yapmak istiyorum. Bunu seçiyorum. Object olarak Account'u seçiyorum arkadaşlar. Account'u seçtikten sonra tek tek şu anda bizim bunları eşitlememiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Name. Bizim Account'un Name'ini Account'un Name'ini yani oluşturacağımız accountun name'ini e, o get account yaptığımız yani bir account aldık ya şu account. Hani e, şundan bahsediyorum. Diyelim ki biz red house'u e, kopyalamak istiyoruz. Bunun adına eşitleyeceğiz. O da şurada e, bütün onun değerleri get account'un içinde e, saklı. Oraya tıklayıp bunun name'ini eşitleyebilirsiniz. Görüyorsunuz name diyorum. Bir. İkinci olarak neyi alalım arkadaşlar? Diyelim ki aktifi aldık. Yine buradan get account kısmından get account kısmından aktifi alabilirsiniz. Tek tek mapping yapıyoruz arkadaşlar şu anda. Diyelim ki type'ını da eşitlemek istiyoruz. Type'ını yine bizim get account yaptığımız kısımdan o record'un type'ını eşitliyoruz. Devam edelim bu şekilde. Fon diyelim. Fonu da yine aynı şekilde get account kısmından fona eşitliyoruz. Bu şekilde devam edebiliriz. Ne e, industry vardı onu alalım. Onu da yine get account'un içindeki industry'ye eşitliyorum. Aklınıza ne varsa tek tek eşitleyebilirsiniz. Annual revenue yapalım. Onu da yine get account'un içindeki annual revenue'ye eşitliyorum. Tekrar yazalım şurada. Ondan sonra side'ı alalım. Bu son olsun arkadaşlar. Geri kalan. Tabii siz daha fazla yazabilirsiniz. Ben göstermelik bu kadar yazıyorum. Evet. Bu şekilde bütün şu filtler aynı olacak. Yani siz bir account'ı klon yaptığınız zaman yani kopyasını yaptığınız zaman şu filtler tek tek aynı olacak. Yani benim yeni kurduğum account'un filtleriyle alanlarıyla benim şu anda orada aldığım get account yaptım ve id'sini şuna eşitledim. Account'un bütün bilgileri mapping oldu şu anda görüyorsunuz. Done diyorum. Şu anda bunu çalıştırdığın zaman yeni bir account kurmuş olacak. İsterseniz bunu save as yapalım. Save diyelim. Sonra activate yapalım ve nasıl çalıştığına bakalım. Şimdi siz Red House'un içindesiniz. Red House refresh yapalım. Clone account'a tıkladığınız zaman arkadaşlar görüyorsunuz. Bu account'u biz clone yapmak istiyoruz. The following account will be cloned diye şeklinde yazıyor. ID'si falan hepsi var. Next deyince bunu klon yapması gerekiyor. Tabi burada farklı bir mesaj alacağız. Şu anda bu mesaj geliyor. Ama bir bakalım. Red House clone olmuş mu? Şöyle bakıyorum. Red House burada var. Başka var mı? Hemen şuradan Today Today Create'de bakalım. New Today diyorum. Red klon olmuş görüyorsunuz. Bütün bilgileri aynı. Bugün olmuş. İsterseniz e, ee, Ole gidelim tekrar. Şöyle Red House, Red house, görüyorsunuz. Biri kopyalandı. Bugün kopyalandı. Diğeri ise var olan. Gördüğünüz gibi bunu kopyalamış olduk. Sample Account'u kopyalayalım. Clone Account diyoruz. Sonra Next deyince Bakalım. Sample account. Sample account. Görüyorsunuz. Kopyalanmış oldu. Bilgiler aynı. Görüyorsunuz. Bütün bilgiler aynı. Kopyalanmış oldu. Şimdi e, hedefimize ulaşmış olduk. Ama biraz değişiklik yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Account screen'e gelip şurada e, pause'u pause kaldıralım isterseniz. Şuradan. E, biliyorsunuz. Show footer dediği kısımdan hide pause diyoruz. Kalktı. Previous. Previous'e burada ihtiyacımız yok. Zaten öncesi yok. Bunu da kaldıralım. Finish kısmına da şöyle bir isim verelim arkadaşlar. Use Custom Label diyelim. Buna da Clone diyelim. Şu şekilde. Done diyorum. Bu şekilde birinci şeyi yapalım. İkinci kısımda şunu yapalım arkadaşlar. Ben bunun nerede o? Şurada. isterseniz açalım. Clone, new Account e, yok. Clone Account dediğim zaman bana şöyle bir option versin istiyorum. Ya bu isimle mi kurmak istiyorsunuz yoksa ismini kendiniz mi girmek istiyorsunuz? Şöyle bir isim alalım. Ne diyelim? Hemen screenimize gidelim. Burada şurada bir check box yapalım arkadaşlar. Check box yapıyoruz. Check box'ı bulalım şurada. Buna şöyle bir isim verelim. I want to use another name another name for this account. Ya da şöyle diyelim. I want to clone this account with different name diyelim şu şekilde. Different name diyelim ve bunu bir checkbox yaptık different name. Buna tıkladığın zaman yeni bir field açılması lazım. O da text olması lazım. Şu şekilde. Buna account name diyelim. Account name diye bir field açılacak ve bunu doldurması gelecek. Bunun gözükmesi buna bağlı. O yüzden biz bunu şurada component visible diye geliyoruz. Always demiyoruz. Şarta bağlı diyoruz. Diyoruz ki bizim oluşturduğumuz i want to clone this account eğer true'ya eşit ise şurada true diyor görüyorsunuz. Eğer true'ya eşit ise o zaman göstersin. Yoksa göstermesin. Seçildiği zaman dan diyelim. Buna da done diyorum. Şu anda böyle bir optionumuz var. Ee, ama e, şöyle bir şey olacak şimdi. Madem e, seçene yani seçene bağlı olacak ismini değiştirebilecek. O zaman biz şey değiştirmemiz gerekiyor. Şurada mapping yapmıştık tek tek. Account name e değil de bizim screen component'a girilen değeri eşit olması lazım isminin. Eğer o seçilmişse o yüzden şurada bir decision yapıyoruz. If else yapıyoruz. Bu decision'a şöyle diyoruz. If new name will be created diyelim. Şu şekilde bir isim verelim. Daha sonra buna da diyelim ki ya da bunu şöyle diyelim. Is new name is account diyelim şu şekilde. Is account created with new name diyelim şu şekilde. Şunu kaldıralım. Tekrar bunu kopyalayıp yapışırsanız bu buraya gelir. Şimdi buna yes diyelim. Yes new name diyelim tanımak için. Şuraya da isterseniz no diyebilirsiniz. Buraya da no same name yazalım. Hani bunu tanımak için. Çünkü çok yes no var. Bazen karıştırabiliyoruz. O yüzden tanımak için böyle yazıyorum. Eğer yeni bir isim girilecekse o zaman demek ki bir şartım var benim. Şartım ne? Şartım şu. I want to close this account. Demek ki equals yes olması gerekiyor. Eğer yes olarak seçilmişse demek ki yeni bir isim girilecek. O zaman ben bunu kullanacağım. Eğer o seçilmemişse o zaman direkt devam edecek. Bir problem olmayacak. O yüzden ben burada şurada yes new name diyorsa yes new name diyorsa benim şurada arkadaşlar ee, burada bir değerimiz var onu bulalım. Assignment yapmamız gerekiyor burada. Assignment yapmamız gerekiyor ki değeri değiştirelim. Assignment yapıyorum ve ne yapıyorum? Şöyle diyelim, assign new name diyorum ve yeni bir assignment yapıyorum. Burada neyi assign yapacağız? Tabii ki bizim component'tan, ee, sorry, get account'tan gelen name'i, şurada gelen name'i, şuradaki name'i nereye eşitliyorum? screen component'taki name'i eşitliyorum. Screen component şurada orada account name var. Onu buna eşitliyorum. Yani bizim get e, record yapmıştık. O aldığımız record'un adını screen component'a girdiğimiz adla değiştiriyoruz. Assignment yapıyoruz. Dan diyorum. Eğer tabii ki is account created with new name seçilmişse, değilse yine buradan devam edecek. Sağ taraftan devam edecek. Şuradan devam edecek. Yani bir assignment yapmayacak. Ama eğer biz o checkbox'a tıklamışsak o zaman buradan devam edecek ve bizim e, account name'in içine girdiğimiz değeri record'un ismiyle değiştirmiş olacak. Şimdi devam edelim. Burada account e, screen'imiz nerede? Burada. Burada sen yaptık. Create yaptıktan sonra ben farklı bir mesaj görmek istiyorum. Yani şunu görmek istemiyorum tekrar. Şöyle bir mesaj görelim. Yine screen ekleyelim buna diyelim ki end ya da şöyle diyelim success screen diyorum. Ondan sonra diyorum ki buraya bunun içine bir text koymamız gerekiyor. Bir display text alalım. Buna da success mesaj diyelim. Şu şekilde bir mesaj diyorum. API name olduğu için boşluksuz yapıyorum. Sonra diyorum ki şu şekilde. The account de account diyorum. Sonra hangi account onu alalım. Şu asay name ee, değil de şunu alacağız ha. kedi account'un içindeki name'i alıyoruz çünkü en son bizim adımız o. Eğer check box seçilmişse zaten değiştirmişiz. Seçilmemişse zaten kendi ismi gelecek. Buradaki name'i alıyoruz. Aslında bizim ee, o yeni oluşturduğumuz account'un adı bu. Bu bir şarta göre değişecek. Onu da anlatacağım. The account sonra bu isim gelecek has been created diyelim. Şu şekilde bunu create etmiş olacağız. Daha sonra ne yapalım arkadaşlar? Bunu yine yeşil yapalım. Şu şekilde kalın yapıyorum. Daha sonra yeşil yapıyorum. Ve dan diyorum arkadaşlar. Şu şekilde dan diyorum. İsterseniz tabii ki şeyleri de şu şeyleri değişebilirsiniz. Heater gözüksün. E, Footer'da şey değiştirelim. Finish buton olsun. E, previous buton olmasın. Bir de Pause olmasın. Bu şekilde Done diyorum arkadaşlar. Şimdi bunu kaydedelim. Save as yine. Save diyorum ve Save yaptıktan sonra Activate yapmamız gerekiyor. Çünkü yeni bir versiyon oluştu. Şu anda görüyorsunuz 3. versiyonu yapıyor. Bunu Activate yapalım. Sonra gelelim bir deneyelim. Tabii ki hatalarımız olabilir. University of Arizona'yı kopyalamak istiyorum. Tıklıyorum. Ben buna tıkladığım anda arkadaşlar bunun ID'sini şuradaki ID bizim şu Object Manager'daki account'ın içinde oluşturduğumuz buton hangi buton oluş, oluşmuştu? Clone account. Bunun içindeki şu link var ya arkadaşlar şu. Onun account ID'sini benim şu record ID'mi eşitliyor arkadaşlar. Şuna eşitliyor. Şunun değeri artık Şunun içindeki id oluyor ve onu biz artık kullanabiliyoruz flow'un içinde. Onu oradan otomatik alıyor diyelim. Şimdi siz bu clone account'a tıkladığınız zaman bizim flow'umuz çalışıyor. Gördüğünüz gibi o id'yi buraya getirdi. Aynı id. Daha sonra bu e, id sayesinde biz rekordu aldık. Record'un name'i adına da ulaşmış olduk. Ve bu şekilde bilgileri aldık. Ve şöyle bir mesaj geliyor. The following account will be cloned. Bunu biz clone yapacağız. Yani şunu clone yapmış olacağız. I want to clone this account with different name'i. E Tıklamazsak ne olacak? Clone diyelim. Evet. The account University of Arizona has been created diyor. Şu şöyle bir yeni bir e, görüyorsunuz. Yeni bir account created olmuş oldu. Değerleri aynı görüyorsunuz. Aynı değerlere sahip. Ondan sonra şöyle yapalım. Bir de şunu açalım. Bu kez yeni bir isimle bunu create yapalım. Clone diyorum. I want to clone this account with different name diyorum. Buraya bir isim gidiyorum. Ya yani normalde bu neydi? United Oil Gas e, alıyorum bunu. Şu şekilde alalım. Buna UK değil de buna diyelim ki Germany diyorum. Sonra bunu clone yapıyorum. Ne diyor bu kez arkadaşlar? The account United Oil and Gas UK has been created diyor. Aynı isim geldi. Burada bir e, değişiklik olmadı. Küçük bir hatamız var e, sanırım. Görüyorsunuz aynı isim geldi. Benim e, girdiğim isim gelmemiş oldu. Ona bakalım arkadaşlar. Hemen gidip klonumuza bakalım. Nerede hata yapmışız? Bu assignment'da belki problem vardır. Bizim önce şuna bakalım. Ne dedik? Avantik klon count equals true. Evet burada bir problem. Yok. True olması gerekiyor. Okey diyelim. Eğer true ise assignment yapıyor. Assignment'dan ne var? Account from get account. Yani bizim ee, account'unu aldığımız get record yapmıştık. Oradaki değeri biz ne eşitliyoruz arkadaşlar? Bizim screen komponenttaki değeri eşitledik. Orada da problem yok. Daha sonra yeni bir account kurmuş olduk şurada create account diyoruz. Bakalım orada değiştirmiş miyiz? Bu önemli. Açayım burayı. Account from get account. Account name. Burada değişir. Normal. Bir problem gözükmüyor. Evet arkadaşlar şöyle bir hata yaptık. Şu account screen'i sonra koyduğumuz için burada yaptığımız değişiklik ekran screen'den alamadığı için değeri değişmiyor. Bunu biz yukarı koymamız gerekiyor. O yüzden şöyle yapmamız lazım. Bunu biz kopyalayalım. Hatta free'ye gidelim şöyle. Free'ye gidiyorum. Şu screen'in şurada olması gerekiyor. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bunu buradan alıyorum. öncelikle şunları silelim. Şunların ikisini siliyorum. Bu şunu da siliyorum. Bağlantıları siliyorum. Bunu yukarı getiriyorum. Şu bağlantıda siliyorum. Bunu arkadaşlar buna bağlayacağım. Sonra bunu decision'a bağlayacağım. Daha sonra da e, ee, decision'ı şöyle yaptık. Assignment'a geldik. Assignment'ı da nereye? Create Record'a bağlıyoruz. Bunun else kısmını da yine Create Record'a bağlıyoruz. Bir değişiklik olmaması gerekiyor. Eğer seçilmişse buradan gelecek şöyle gelecek. Eğer checkbox tıklanmışsa şöyle gelecek. Tıklanmamışsa direkt buraya inecek. Şurayı almayacak. Öyle yapalım. Bunu düzenliyorum. Tekrar auto layout yapıyorum. Şu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Bizim skinimiz artık yukarıda. Şimdi deneyelim. Save diyorum. Bunu activate yapıyorum. Daha sonra Herhangi bir account'u diyelim University of Arizona bunu ben diyelim ki klon yapmak istiyorum. Klona tıklıyorum. Adını değiştirmek istiyorum. University of Arizona yerinde şöyle olsun University of Turkey olsun. Biz bunu klon yapıyoruz. Evet görüyorsunuz the account University of Turkey has been created. Bakalım gerçekten kurulmuş mu? Evet arkadaşlar görüyorsunuz kurulmuş. Bu şekilde biz bir account'u klon yapabiliyoruz. Ee, burada dikkat etmek e, dikkat etmeniz gereken en önemli ayrıntı şuradaki ayrıntı arkadaşlar. Record ID'mizi biz oluşturmuştuk Flow'da. Ama bir değer veremedik. Bir değeri yoktu. Değerini buradan alıyor arkadaşlar. Değerini şurada alıyor. Link'te alıyor. Sizin oluşturduğunuz butondaki link'te alıyor. Bu video ile alakalı bir problem yaşarsanız bana yazabilirsiniz. Ee, daha ayrıntılı bir şekilde e, izah edebilirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.